Sağlıkta Nefes programından herkese merhaba. Bu haftaki konuklarım Kanser Derneği Başkanı Sayın Aysun Arslan ve Operatör Doktor Sayın Murat Çalıkopan. Hoş geldiniz hocam, Hoş nasılsınız? bulduk. Teşekkür Teşekkürler. ederiz. Sağ olun. Aysun hocam, kanser dünyada ve ülkemizde kalp damar hastalıklardan sonra ölüm oranı olarak ikinci sırada gelmekte. Ülkemizde 1-7 Nisan kanser haftası olarak kutlanıyor. Bu hafta içerisinde halkı bilgilendirmek ya da farkındalık oluşturmak için birçok etkinlik yapılıyor. Tabii Siz ki. bu haftada neler yapıyorsunuz? Aslında bizim en kıymetli ayımız, malum çağımızın hastalığı, kanser hastalığı ve herkesin hayatında hemen hemen artık herkes duyabiliyor. Aile fertleri içerisinde bu hikaye çok yaygınlaştı. Evet. Keşke böyle bir şeyimiz olmasaydı tabii ki naçizane, ama bunun dışında da biz ulaşabildiğimiz her noktaya farkındalık adına halkımızı davet etmemiz gerekiyor. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı ilçe sağlık müdürlüklerimizde işte keten merkezlerimiz var. Ve bu bölgede de işte taramalar belli bir Evet. noktada 3 aşamada, hocamızın da bahsedeceği gibi 3 aşamada sadece erken tarama şansımız var. Ve ücretsiz bir şekilde taramalarını yapabiliyor. Ama işte kimisi korkusu, kimisi endişesiyle veya işte yanlış bildiği doğrularıyla Evet, diyelim. aynen öyle. Bu anlamda veya kulaktan duyma ön yönlendirmelerle kesinlikle sağlık camiasının kapıları aralanmıyor. Biz de bu noktada taşıyıcı rolümüz tabii ki çok önemli. Sesimizi duyurabildiğimiz kadar daha yüksek seslerle herkesi davet etme noktasında işte sizlerin aracılığıyla tabii ki halka ulaşabilme şansımız oluyor. Dışarıda konferanslarımız oluyor. Sağ olsun hocamız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşabilmemiz nezdinde. Dışarıda standlarımız oluyor halka açık yerlerde. Bunun gibi birçok şeyle bizler bu iletişime geçerek en azından herkesi davet etme şansına erişebiliyoruz. Evet. Aslında bu ay bizim için kıymetli. Evet. Hocama geçmeden önce derneğinizin amacını, yani etkinlikleriniz ya da hizmetleriniz nelerdir? Aslında hocamızın rolünün bittiği yerde diyelim. Siz Yani başlayın. biz, tabii ki onların hayatlarının oradaki bittikten sonraki kesiştiği yer bizleriz. Sosyal hayatları, yaşam koşulları, işte moral motivasyon anlamındaki birçok şeyi sayabiliriz bununla ilgili olarak. Çünkü bizim bir reçete yazma yetkimiz yok. Evet. Cerrah değiliz, ameliyat edemiyoruz tabii ki. Ama dışarıdaki birçok şeyinin reçetesi bir nevi bizler oluyoruz artık. Kocaman bir aileyiz. Kanserin ismini kaldırdık. Tüm hastalarımıza gönül çiçekleriniz ve gönül dostlarımız Çok adıyla güzel. yolculuğumuza devam ediyoruz. O soğuk isimle kimseyi yaşatmak Evet. istemiyoruz. Çiçeklerimiz de bu noktada çok çok kıymetliler bizler için ve sahada da çok etkin ve etkili faktörler yapıyorlar. Hastane içerisinde tedaviye gelen hastalarımızın en büyük temel ihtiyaçlarından bir tanesi de tabii ki yemek noktası. Normal insanlar gibi işte, yani daha doğrusu teşhisi bırakılmamış kronik hastalığı olmayan kişiler için bahsedeyim. Belki ayda yılda bir defa işte ihtiyaç duyduğu zaman hastane yoluna gidebilir, ama bu hastalarımız sürekli olarak hastane koşullarında bir süreç geçirmek zorunda oldukları için yemek kısmında veya bunu taşıma noktasında tabii ki hayatın onları bırakmış olduğu bir yükü Evet, var. Biz biraz kesinlikle. bunları kalkındırabilmek, bu noktada biraz destek verip Destek. göğüslemek, omuz olma noktasında dernek binamız hastanemizin yanında, onkoloji hastanesinin yanında. Sabahtan akşama kadar her gün aşevi gibi yerimiz açık. Hastaneye gelen hastalarımız işte kanını verdikten sonra gelip dinlenebiliyor, çayını içebiliyor, yemeğini yiyebiliyor. Hastanede kemoterapi olan hastalarımız tabii ki oraya gelemedikleri için onların oturdukları yere sabah erken saatlerde bizler gönüllülerimizle birlikte suyunu, ayranını, poğaçasını ücretsiz bir şekilde ikramlarında bulunarak öğlen arasında diğer hayırseverlerimizin vesilesiyle bize ulaştırılan çorba, lokma gibi diğer ikramları da hastane içerisinde tedaviye gelen tüm hastalarımıza ulaştırmaya gayret gösteriyoruz tabii ki. Psikolojik anlamında da moralleri bozuk olanlar için söylüyorum. Çünkü hastalığın ismini duyduklarında biraz daha soğuk geldiği için bunu karşılamak, buna cevap vermek ağır Evet. geliyor. Hepsi birbirine çok iyi yoldaş. Aslında Aslında en büyük yoldaşlığı, en büyük psikologluğu kendileri yapıyor. Çünkü rehberlik yapıyorlar artık bir evet. yerde. Bu yolu geçirdikleri için tecrübe ediniyorlar. İlk yaşayan insanlara da en azından neleri beklendiğini iyileştirerek, bu pozisyonu kolaylaştırarak yoldaşlık Eminim. En yapıyorlar. azından yol gösterici olmuş Tabii oluyorsunuz. ki. Dışarıda gezilerimiz oluyor, konserlerimiz oluyor, koro çalışmalarımız oluyor, tiyatro çalışmaları yapıyorlar. Ya çok aktif bir Çok iyi. şekilde bazen onların enerjisine ben yetişemiyorum ve diyorum ki herhalde bana enerji katan sizlersiniz. Güzel bir ortak çalışmalarımız söz konusu.
Hocam aslında kanser önlenilebilen bir hastalık. Erken tanı ve teşhisiyle. Bunun önlenmemesi işte insanların bilgi kirliliği ya da korktuğu için doktora gelememesi, ihmal nedenlerden dolayı, gecikmesinden dolayı kanser ilerliyor ve tedavisi de daha zor olmuş oluyor. Bu konuda neler yapmalıyız ya da erken teşhis nasıl olmalı? Bir kere öncelikle tekrar merhabalar. Çok güzel burada olmak. Yani kanser lafını bir kere artık içselleştirmeliyiz ya. Şimdi konferanslarımda da anlatırken kanser lafını duyduğunda şöyle aa yapan bir imajla ben bunu anlatırım. Bunu yapmamak lazım. Çünkü neden? Biz konuşurken tüm dünya çapında şu anda her 10 saniyede 4 kişiye kanser tanısı konuluyor. Ya bu inanılmaz bir oran. Yani yalnız değiliz. Bu aralar mesela herkes, bu bizim işte meşhur Türkiye'mizin böyle aile toplantılarında veya bir yere gittiğinizde oturduğunuzda ya farkında mısın ne kadar arttı bu kanser falan da böyle şeyi duyulur. Bu gerçekten iki sebebi var. İzafi artışlar var. İşte yani eskiden bu sizin sayenizde bu programlar yoktu. Daha az farkındalık vardı. Sizin sayenizde farkındalık artarak insanlar sosyal medya, tamam bazı kötülükleri var ama Ama iyi güzellikleri de var. güzellikleri de Bu var. farkındalık arttığı için gitmeyen insanlar daha çok gider oldular. O yüzden de erken tanı arttı, tanı arttı. Bir de gerçek sebepleri var. İşte en büyük sebebini belki de cebimizde taşıyoruz. Yani şimdi bu arkadaş 40 sene önce bulundu ve şu anda uzun süreli kullanımda akustik nöronom denilen bir kulak tümörünü yaptı, ortaya kondu. Ya da işte endüstriyel besleniyoruz. Hani bunun sonu yok. Belki bir sizinle yani bir konuşma daha bunu yapabiliriz. Mesela etiket okuryazarlığı. Yani aldığımız marketten aldığımız ürünlerin içerisinde neler var? Biz bunlar kansere yol açıyor mu? Onda. Gibi. Bütün bunlarla beraber artık bunları konuşmalıyız. Kanseri böyle bir işte yukarıda öcü gibi bir şeyden ortaya indirdiğimizde, insan seviyesine, bizim seviyemize indirdiğimizde farkındalık ve erken tanı daha çok artacak. Bir kere ondan hani gerçekten onu normalize etmeliyiz, korkmamalıyız. Bunun için de zaten en önemli şey bilmek. İşte bu haftalar çok önemli. O yüzden mesela Esin Başkanımın başında bulunduğu Bursa Kanser Derneği gibi diğer sivil toplum örgütleri çok önemli. Yani insanlara evet bu var ve bu sizin hayatınızın bir parçası. Bakın sadece yani özel spesifik benim daha çok alanım olan memeden bahsedeyim. Meme kanseri olacaksanız olacaksınız. Bunu engelleyecek bir teknoloji yok. Engelleyiz. Ben çok gencim. Çok güzelim. Ben çok zenginim. Ben işte efendime söyleyeyim çok üzüntü çektim herhalde olacağım. Ya da işte ben derd üstü murad üstü yaşıyorum. Ben de hiçbir şey olmaz. Böyle bir şey yok. Kanser dünyadaki en adil şey. Değerli meslektaşım yani dolayısıyla hani zengini de fakiri de işte güzeli de çirkini de 16 yaşındaki de 3 yaşındaki de işte bir şekilde seçmiyor. Dolayısıyla öncelikle bunu hayatın bir olağan akışı içerisinde bir şey olduğunu bilmek lazım. Bana hiç gelmez, ben azadeyim, bana uğramaz ki dememek lazım. Bu korku değil, bu bilmek, farkında olmak. Şimdi bu neden bu kadar önemli? Bunu yaparsak o zaman işte teknik şeylere gideriz. Yani nedir bu? İşte 6 ayda bir ultrasonumuzu yaptıralım meme kanserinden erken tanı için. Buna gideriz. Ama şöyle bir mantık içinde olursak, hani gençler diyor ya, affedersiniz söylüyorum, kafa içerisinde olursak, ya ben bir şey çıkarsa mahvolurum, o zaman gitmeyeyim. Bu çok söyleniyor. Tabii. Yani işte öncelikle bunu değiştirebilmek için kanserinde şunu, yani bilgiyi vermek lazım, ulaştırmak lazım. Sevgili hanımlar, 100 tane memede kitle olan insandan sadece 10'u kanser. Yani bir başka deyişle memenizde kitleniz var diye o gün polikliniğe gelen 100 tane kadınsanız oradaki meme cerrahını sadece size 10 tanesine kanser diyecek. 90 tanesine 100 tanesinden ablacığım hiçbir şeyin yok. Hadi görüşürüz diyecek. Yani bunları anlatmak lazım. Diğer kanserler içerisinde de eğer bu bilgiyi önce verirsek yani kanseri şuradan tukaka öcüden normal ya yani buraya indirebilirsek ondan sonrasında erken tanı gelir. O zaman işte sigaranın zararlarıyla ilgili söylediğimiz şeyler kişi içerisine anlamlı olmaya başlar. Ya da kalın bağırsak kanseriyle ilgili beslenmesini verdiğimiz öğütleri tutmaya başlar. İşte obeziteye dikkat eder. Ve bütün bunlarda da öncelikle tabii ki siz çok önemlisiniz. Çünkü bunları yayacak olan medya unsurları artık bir de dediğim gibi biraz önce içeride konuştuk medya çok değişiyor yani artık ana akım medyadan herkes bu arkadaşla haberleşiyor haberlerini de bundan alıyor farkındalık da bundan
İkincisi, bunları yayacak olan sivil toplum örgütleri, Bursa Kanser Derneği'nin çok gurur duyduğu Maysun Başkan yan tarafında, onlar çok önemli. Biz tabii sağlık çalışanları da sahada en azından ulaşabileceğimiz bütün hastalara bunları anlatırsak erken tanıyı ortaya koyacağız. Çok iyi durumdayız ya. Yani bunu ben gerçekten aslında normal hayatımda biraz oğlak burcu, biraz böyle şey bir adamımdır. Hani daha pesimist bir adamımdır ama gerçekten işimde çok net bir şekilde söylüyorum. Kanser tedavisinde dünyadan bahsediyorum, insanlıktan bahsediyorum değerli meslektaşım. Gerçekten iyi durumdayız. Yani olabilecek çoğu kanserde başına bu gelmemiş hale seni geri döndürebiliriz diyebiliyoruz. Mesela meme kanseri için bunu diyebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. İngilizce'de the cure dediği. Yani ben oldum kanseri ama bütün tedavilerle başımıza hiç gelmemiş hale geri döndürebiliriz seni. Mesela bunu meme kanserine diyebiliyoruz. Tiroid kanserine diyebiliyoruz. Nispeten daha az sayıda da olsa mide kanserinde, akciğer kanserinin belli türlerinde bunları diyebiliyoruz. Diğer kanserlerde de hastayı hastalıksız çok uzun yıllar kaliteli ömürle yaşatabiliyoruz. O yüzden sadece bu farkındalık için bütün herkesin, bizi dinleyen herkese böyle bir hani şey, kulakları açık olsun, gözleri açık olsun. Evet, aslında bunu topluma yayabilsek, insanlara söyleyebilsek, evet korkulacak bir şey yok. Ya da ya bugün gitmeyeyim, yarın gideyim ihmalini yapmadan... Hocam da söyledi ki zaten yani, ücretsiz taramalar tabii, var. Tabii. Şimdi Aysun Hanımcığım işte onların hepsini bahseder. Yani devletin de var bu, sivil toplum örgütleri de var. Tabii ya ki. Bugün Bursa Kanser Derneği çok büyük bir gönüllülükle beraber işte Aysun Başkan'ın da önderliğinde. Mesela orada inanın bir kemoterapi hastası otururken yaklaşık bir 4 saat 5 saatlik bir serum alma seansı var. Bunun ilk kez başına geldiğini düşün daha ilk seansta. Evet. Oradaki çekingenliğini, oradaki endişesini, ne olacak acaba şimdi? Kemoterapiye çoğu ben hastalarıma anlatırken mesela onun bir serum tedavisi olduğunu bilmeyen var. Yani bambaşka bir yere gireceğiz. Evet. Bana bir şeyler, atomlar gönderecekler. Bir yerden bir şey mi olacak? Hayatın yani sonu gelmiş gibi. Gerçekten öyle düşünenler var. Yani hani bunun ne olduğunu bilmeyen çok da doğal olarak bilmesi de gerekmiyor. Dolayısıyla onlara o psikolojik desteği, anlatmayı, evet, oradaki bir susadığı zaman, yani dili kuruduğu zaman işte o bak suyun burada, ayranın burada aslında demek. Aslında sözünüzü kesiyorum, çok hoşuma gitti Aysun Hanım'la konuşurken. Mola arasında ya da hasta geliyor, evet dediğiniz gibi kemoterapi bilmiyor, oturacağı bir alan, sıcak bir çay. Tabii. Evet. Öğlen arası tabii, ücretsiz bir çorba. Aynen öyle. Tabii bunlar da gerçekten de Aysun Hanım'lara... destekle ya da bağışçıların desteğiyle çok olağanüstü tabii, bir çabayla yaptıkları tabii, bir yani çalışma. İnanılmaz bir çaba sarf yani ediyorlar. Sivil toplum örgütleri burada böyle. Devlet öteki taraftan kanser erken tarama merkezlerinde mesela ben kendi şeyim açımdan söyleyeyim mamografiyi. Tabii daha iyi olması lazım. Belki yaş skalasını biraz arttırmaları lazım. Bu konuda biz de bilim insanları olarak geri bildirimlerimizi yapıyoruz ama sonuçta 60 yaşına kadar galiba en son yanlış bilmiyorsam Aysun düzeltebilir evet beni. 60 yaşına kadar mamografi çekiyorlar ücretsiz bir şekilde. Evet, evet. 40 yaşından itibaren. Ve bunları da ondan sonra yönlendiriyorlar tabii. Hani sadece çekip bırakmıyorlar da. Yani bu konuda gerçekten olabilecek her türlü tüm dünyadakinden hatta bazen daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık çalışanları, sağlık, sivil toplum örgütleri, sağlıkla ilgili devlet gerçekten dört bir koldan bu farkındalığı yüceltmeye çalışıyor. İnsanlara yaymaya çalışıyor. O yüzden de hani buradaki şey şu, kanseri ya mesela bu programı şimdi yarın öbür gün seyredenler kanser lafını benden duyduğu anda aman diye evet kapatmasınlar işte. Yani derdimiz bu. Çünkü hani 3 yaşındaki işte retinoblastom olup da göz tümörü olan çocuk ne gibi bir günah işledi veya evet, canı sıkıldı kesinlikle da oldu. Ya da siz uğraşıyorsunuz işte kafasında beyin tümörü olup da şant açılan evlatlar var, bebekler var. Ya da 90 yaşında dünyadaki hani dünyadaki en iyi kadınlardan biri geçen bir sene önce ameliyat ettim. 90 yaşında bir Bursa hanımefendisi. Ya yani çok cici hala hani tabii biraz dimağı gitmiş 90 yaşında meme kanseri. Yani bunun ne sıkıntısı var? Dolayısıyla kanser biraz önce de söylediğim gibi sizi seçmez. Yani daha doğrusu sizi ayırmaz. Dolayısıyla işte şudur, budur, zengindir, buna gitmeyeyim. Şimdi onun yani torunun sünneti varmış bir aman kıvansın da ondan sonra çıkayım demez. Demez. Yani o yüzden de bu, yani bu cümleyi, kanser cümlesini duyduğun zaman tam tersine
Ne olursa olsun, hani eskiden bize hocalarımız, öğretmenlerimiz derdi ya bizim zamanımızda, ya takvim yaprağı bulsanız okuyun. Hani ne olursa Aynen okuyun. öyle. İşte En her azından kitaba okuyun. bakın, Evet, takvim yaprağını okunmamış olur. her gazete Yani iyi şu gazete anda değil. da bence insanların en önemli şeyi, bu hafta için söyleyeceğimiz, kanser lafını duydukları her şey. Yanlış bilgi olabilir, dezinformasyon olabilir. En azından hani farkındalıkları artsın. Sonra da bu işi bilenlerden, yani sağlık çalışanlardan o bilgileri filtre etsinler. Yani sorsunlar ama öncelikle farkındalıklarını artırsınlar. Bir de hassas bir şeyimiz daha var. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Mesela kişi kendiyle ilgili şüpheli bir şey gördüğünde veya düşündüğünde, kendinde keşfi yarattığında geri dönüyor Google amcamızdan veya Google Oo, mı? Yani kendini çok ileri aşamada, dördüncü aşamaya gelmiş bir birey noktasına kadar getirebiliyor hasta olarak. O yüzden lütfen hekim bilgisini almadan, hekime danışmadan, hekime dayanmadan Google'un onlara sundukları terapiyle kendilerine bir yolculuk çizmesinler. Çünkü çok inanılmaz büyük bir çöküntü sebebi. Yani Yani çok çok ciddi. güzel bir mecra. Aynen. Kesinlikle. Harika bir şeye değindim. Ben hastalığımı söyledim, şöyle bir şey var. İki tane büyük sıkıntısı var internetin. Ben Evet. çok kullanıyoruz biliyorsun. Siz de biz de. Hani ben klinik şeyimde de kullanıyorum. Hastalar soruyorlar. Ama iki büyük sıkıntısı var diyorum. Bir, dezinformasyon. Yani biz Google, Hazreti Google'da yazan her şeyin doğru olduğuyla amel ediyoruz. Ama Hemen oraya da uyguluyoruz. Tabii oraya da birileri giriyor sonuçta onu. Bir, Tabii. iki, doğru kelimelerle arama yapmazsanız gaya kuyusu internet. Evet. Yani işte biraz önce Aysun Hoca'nın dediği gibi çok güzel söyledi. Yani işte mesela girin Google Search'e, tamam mı? İşte, gece terlemesi, işte kas ağrısı, efendime söyleyeyim ateş yazın. Çat Sebebi diye, neden? Çat diye lenfoma veya lösemi çıkıyorsunuz. Değilsiniz abi, gripsiniz Direkt yahu. Miyiz biz? Yani gripsiniz ama işte bu yüzden de oradan bakın, internete de bakın ama filtre edin. Yani bilenden gidip ya burada evet, böyle yazıyor, bu böyle değil mi diye o şeyi, dezinformasyonu kesinlikle filtre edip bunu normal çok doğru yaşıyoruz bilgiye ulaşmak lazım. Artık o yüzden paylaşma ihtiyacı Çok duyuyoruz iyi, evet, çok doğru bir gerçekten. şey. Sizi konuk alacağımı duyduğumda birçok bizim arkadaşlarımızda, kanser olan arkadaşlarımız da aynı şekilde son yıllarda ülkemizde özellikle randevu krizi ve ilaç krizinden bahsediyorlar. Çok önemli bir şey. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir yılda 23 milyon kişi MRS'den randevu aldı ama bunlar gitmiyor. Ama gerçek hastalar da randevu alamıyor. Dernek olarak bu konuda bir öneriniz ya da bir çalışmanız var mı? Var. Şöyle söyleyebilirim. Bir kere onkoloji hastanesi tamamen kanser hastalarına hizmet etmeli. Yani şüpheli olan bile dışarıda diğer hastanelerde teşhisi bırakılmadan sevk edilmemeli. Neden? Kanser hastası olan, kontrole giden, ihtiyacı olan hastanın hakkına geçmiş oluyor zaten. Evet. Yani vakitlice olamıyor. Ama şu anda mesela onkoloji hastanesinde yeterli derecede bir medikal onkolog doktorumuzun olmadığını düşünüyorum şahsi fikrim. Çünkü hastalardan bu konuda çok fazlasıyla bize dönüşler var. Devlet hastanesinden ayrılıp özele geçen çok hekimimiz Okulunda var. aynen Evet, öyle. bu noktada belli başlı noktalarda çok inanılmaz derecede hastalarımız tarafından yaşamış olduğu mağduriyetlikler var. Yani bize gelen. Bununla ilgili biz de zaten bir seçim arifesine girmiştik. Yani beklemek zorundaydık. Seçimden sonrasında gerekirse bakanlığa kadar başvurularda bulunarak bununla ilgili eksikliğimizi naçizane dile getirmeyi düşündük. Veya Bursa'mızı temsil eden sayın yetkililer, siyasi partilerimizin değerli temsilcileriyle bu sorun noktasındaki sıkıntıları bizler gerekirse dosya halinde sunmayı Ya planladık. farkındalık evet ama bu hastalığa yakalanlar da aynı şekilde. Şimdi bir de diğer tarafa baktığınızda çok özel hastaneye geçen hekimlerimiz de var. Hastalar hastanın gidişatını biliyor. Başka bir hekime kaymak istemiyor. Ama özel hastaneye gittiğinde de devlet bazı şeylerini karşılıyor, bazılarını karşılamıyor. Hastalar burada da mağdur oluyor. Şimdi buradaki Zaten çok belli bir süre sonrasında da özel hastane işte hepsini alıyor. Para tükendiğinde hastayı kapının önüne bırakıyor. Ben sana bu saatten sonra sana yapacağım bir şey yok diyor. Çünkü para yok. Bu sefer devlet hastanesine geldiğinde de devlet hastanesi kabul etmediği zamanlar oluyor haklı olarak. Ya bu konuda da sanırsam direktmen dernek olarak ne yapabiliriz? Dernek bize bir şeyler yapabilir mi? Tabii siz de Tabii ki. zaten Yani biz de bu taleplerle çok gelindiği için çok artık çok fazla. deha yaşıyoruz. İşte doktoruma randevu alamadım, gidemedim, kontrolümü yaptıramadım. İşte kontrol sürecim geçti veya işte bir yerlerinde bir şeyler bulgular olan yeni teşhisi bırakılmış hastanın tedavi yolu çizmesi gerekiyor. Ama ulaşabileceği hekim noktasında sıkıntı yaşanıyor çok fazlasıyla.
Şimdi bu Özür dilerim, tabii sözünü böyle kestim. acayip yani bir konuşulması gereken bir Evet, şey. Bir çok de farklı bir şöyle konu. tabii yani hani biz farkındalığı bir şekilde yaptık. Her şeyi insanları çektik ama yani bir hizmet sağlayacaksınız. Bu hizmet sunumu. Şimdi bu hocanın fıkrası gibi yani hani işte hoca kadılık yaparken davalıya haklısın demiş. Tam tersini söyleyen davacıya haklısın demiş. Yandaki kadının yardımcısı da hocanın yerinde gözü var. Hocam olur mu böyle şey? Buna da haklısın, buna da haklısın. Tam tersini söyledi. Dönmüş, sen de haklısın demiş. Şimdi özel hastaneler bir şekilde varlar ve devam ediyorlar. Ben mesela kendim de freelance tabiplik yapan yaklaşık 8. senem bir hekimim. Ben mesela bir şekilde kendi ofisimde çalışıyorum. Bir anda o hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da aslında hani kendini anlatmayla çözüm sorunları var bu anlamda. Bir anda da kamu inanılmaz bir yükle çalışıyor. Evet. Çok yani yıllardır çalıştık işte. Yani bunu marifet Evet. diye söylemiyorum. 200 hasta baktık yani poliklinikte. Hepimiz onlar oradan Evet, geliyoruz. evet. Biliyoruz siz de öyle. Aysun da öyle. Şimdi bütün bunlarla beraber birincisi sistemin doğru düzgün bir şekilde entegre edilmesi lazım. Şimdi hastalar şunu biliyorlar çoğu. Kemoterapi ve kanser tedavisi Türkiye'de bütün özel hastanelerde de normalde ücretsizdir. Doğru mu? Doğru. Doğru Ama ama pratikte freelance çalışan bir hekim olarak bundan herhangi bir şekilde ben de hekimlik yaparak çoluğumu çocuğumu geçindiriyorum. Benim de mesleğim bu ama özel hastanelerin işte kemoterapiden aldığı ücretten cebime 5 kuruş girmeyen bir hekim olarak bunu söylüyorum. Hocanın fıkrası gibi hastaneye soruyorsun yani kardeşim niye alıyorsunuz bu ücretsiz değil mi? Diyor ki SGK'nın bize verdiği para bu şeye yetmiyor. Hastaya soruyorsun bana ücretsiz ben nasıl cebimden para vereyim diyor. Yani burada tabii ki kamu hastanelerinde işte yıllardır bakın onkoloji hastanesi. Ben mensup olmaktan gurur duydum. Gerçekten çok da severek çalıştım. Çok severek çalıştım. Hala hastalarım bugün bile bir tane hastam geldi işte niye çıktınız? Yani sadece maddi sebepler değil tabii ki o da tabii. önemli. Ama bu ülkenin sorunu. Yani bu şimdi burada bizim cevap verebileceğimiz bir Tabii, şey değil. kesinlikle. Bugün yani gerçekten hekimlerin nasıl yetiştiği ile ilgili konuştuk işte. Evet. Onlara veya bir sağlık çalışanı ya bir ameliyathane hemşiresinin yetişmesi kolay mı? Ama ne oldu? Şehir hastanesine giderken onkoloji hastanesinde çok yetişmiş bir sürü ameliyathane hemşiresini EKG çekmeye verildi. Yani bir sürü sıkıntı var. Anlatabiliyor muyum? Yani idari bazda da sıkıntılar var. Ülkenin ve dünyanın genel ekonomik gerçekleri var sonuç itibarıyla yani para konusunda ama onkoloji hastanesi neden şu anda atıl hale getirildi? Atıl derken oradaki meslektaşlarımız deli gibi çalışıyorlar. Ama Evet. biz 10 cerrahtık 6 tane masa vardı değerli meslektaşım birbirimize artık tabirimi mazur görün. Boğazlardık ameliyat alacağız diye. O kadar hasta vardı yani. Ama şimdi bildiğim kadarıyla 3 cerrah var, 2 masaya düştü. Bu insanlar, bu meslektaşlarım, bu hekimler ne yapsın? Kime yetişsin? Şimdi bir Evet. tane medikal onkolog var. Bütün Güney Marmara'ya bakan Bursa Onkoloji Hastanesi'nde. Ayrıca Osman Sormaz Onkoloji Hastanesi'nde. Yani tabii bunlar sağlık politikacısı yapıcıların işi. Evet. Ama biz de saha olarak bu kötü bir şey değil ki. Sahadaki insanlar Ya olarak biz sahadaki de evet. feedback vermeliyiz. Biz anlatacağız, sorunları söyleyeceğiz ki. Yani ben çok hakim değilim. Muhtemelen şimdi Aysun başkanıma çok geliyordur. Yani bildiğim kadarıyla en son 600 kalem, 600 küsur kalem ilaç şu an için Türkiye'de bulunamıyor. Ya da bizim için mesela bazı ilaçlar, kanser ilaçları, medikal onkolog arkadaşlarımızla çünkü devamlı irtibatta olduğumuz için baş boyun kanseri, Allah'tan memede çok ödenmeyen yok. Yine de çok akıllı ilaçlar geliyor. Bakın tıp çok değişiyor. Çok çok güzel akıllı ilaçlar geliyor bütün şeyde bilimden. Ama bu ilaçların çoğunu devlet ödeyemediği için dava açıyor insanlar. Evet. Şimdi hemen alması gereken ve kanser hastası bir hastanın düşünün ki 2,5 sene sürüyor davası ki işte o dava sonucunda eğer bir şekilde değil mi Aysun sen Ondan daha iyi sonra geri bilirsin. dönüyor, parayı talep ediyor alabilmek. Yani Evet, parayı kaybediyor davalaşması bir gerekiyor. hadi parayı aldı adam ya yani tedavisi olacak adamın kadının. Yani hani mesela ihtisas hakimleriyle, ihtisas mahkemeleriyle bunların ödenmesi daha çabuklaştırılabilir ya da tabii ki dediğim gibi gerçekler var ama yani yeni çıkmış ilaçlar eğer bilimsel endikasyonunu aldıysa bunların ödemesinde sıkıntı çıkartılmaması lazım. Çok büyük paralar ve kalemler olduğunu Evet. biliyorum ama bu ülkede çok güçlü bir ülke. Kesinlikle. Ya şimdi hastaların ulaşamadıkları zaman direktmen Aysun Hanım'a neden yönleniyorlar? Şimdi Ne devlet, yapsınlar? evet devlet çünkü
Evet, bazı kanserlerde bazı parametreleri ödemiyor ya da protezleri ödemiyor. Bu sefer bana sorulan, Aysun Hanım'a sorar mısın? Denek olarak bir şey yapılamıyor. Konu buradan çıktı. Evet. İnşallah güzel projeleriniz vardır. İnşallah. Bir sürü projemiz var. Söyleyelim değil mi? Tabii, Evet, buyurun. söyleyelim. Yani yola Murat Hocam'la çıktım. Bu benim için çok kıymetli. Kesinlikle. Yıllardır evet derneğimizi kurduk ve 8 yıl oldu. 7 yaşını bitirdi. 8. yılımıza girdik. Akabinde de bu yolculuğumuzda da pandemi döneminde dahil hiçbir hizmetimizi aksatmadan birebir biz aynı yolculuğa devam ettik. Şu anda da vakıf oluyoruz artık. Allah izin verirse hep İnşallah. birlikte kuruculuğunu yapacağız Murat Hocam'la birlikte. Son artık. Bir takım projelerimiz var tabii ki hayata geçirmek istediğimiz. Çünkü Bursa hem onkoloji hastanesi olarak hem de Türkiye Kanser Vakfı olarak ev sahipliği yapacak. Burada da bizim üzerimize düşen buraya gelen hastalara konforlu bir şekilde ağırlayabilmek, onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Konuk evi projemiz var. Bunun içerisinde sıkıştırmış olduğumuz birçok şeyimiz var. İşte çocuklarla ilgili olarak, annelerimizle ilgili olarak ve tekrar onların işte temel ihtiyacı olan beslenme ile ilgili Beslenme. giderleri veya ihtiyaçları noktasındaki çalışmalarımızla ilgili projelerimiz var hayata geçirmek istediğimiz. Kısmet olursa yakın bir süreçte bu yıl içerisinde inşallah Bursa'da bunun temelini atmış olacağız birlikte. Ya inanılmaz keyif aldım ya da sizinle beraber ben de onlarda olayım. Ben de sizinle beraber olayım. Gerçekten de çok güzel işler yapıyorsunuz. İnsanların umudusunuz. Ya ben kendi adıma düşünüyorum. Böyle bir şey olduğunda sığınacağım ya da yardım alabileceğim bir sosyal derneksiniz. O Evet. yüzden gerçekten de çok güzel. İnşallah sizi de desteklerler. Son Biz de olarak evet. zaten çalışmalarımızı yapan, ya yani bu çalışmalar içerisinde emek verenler de tedavi gören, işte kontrol aşamasında olan hastalarımız. Takdir edersiniz ki bir insan bir işe her gün giderken bile yeri geliyor iş değiştiriyor ya da Evet. yolunu değiştiriyor, mekan değiştiriyor. Ama 8 yıldır aralıksız olarak, gönüllü olarak her sabah suyumuzu, ayranımızı, poğaçamızı getiren Emeklerinize sağlık. gönüllülerimiz var. Allah razı olsun Yani buradan. gönüllülük Evet. esasıyla Evet. bir işi Evet. yapabilmek, bir dernek işini yapabilmek veya onları koordine etmek o kadar zor bir şey ki. Evet. Şöyle, bu insanlar çok çok, hani hepsi çok değerli ama yine de insanız. Yani hani sonuç itibariyle dediği gibi Aysun Başkan'ın, hani işe giderken bile, bazen para aldığın işe giderken bile hani kaytarma ihtiyacı Evet, hissediyorsun, evet. yoruluyorsun. Bu insanlar gönüllülük esasıyla bu işleri yapıyorlar. O yüzden gerçekten çok büyük takdiri hak ediyorlar benim Teşekkür ediyorum. dünyamda da. Bundan sonra Gerçekten daha öyle. büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Evet, Murat son Hocam'la olarak birlikte. sözlerinizi alayım. Gerçekten de çok mutlu oldum geldiğiniz için. Hayatımızın en büyük zenginliği sağlığımız. Kesinlikle. O yüzden Sayın Hocam'la birlikte bu yolculukta biz herkese koşabilme noktasında elimizden geleni ardımıza koymayacağız inşallah. Herkese de sağlıklı bir hayat dileyelim ve kanser haftasındayız. Lütfen taramalarımızı yaptıralım. Sağlığımız için. Önce kendimiz, sonra sevdiklerimiz için düzenli olarak kontrollerimizi Hocam. yaptıralım. Allah, üstüne ne denir ki? O kadar güzel bir bitiş cümlesi oldu. Kansere kulağımızı açalım. Yani kanser lafında televizyonu değiştirmeyelim, zap Evet. yapmayalım, radyoyu kapatmayalım. Kansere kulağımızı açalım. Bu Korkmayalım. korkmuyorum çünkü bir gerçeğimiz ve gerçekten çok iyiyiz. Bunu bakın, kibir veya şey için söylemiyorum. Türkiye'deki kanser tedavisini yapan tüm meslektaşlarım, inanın bunu bilimsel olarak söylüyorum, Avrupa'dakilerden, Amerika'dakilerden en ufak bir eksiğimiz yok. Eskiden, bundan biliyorsunuz 15-20 sene önce, teknik eksikliklerimiz var derdik. Artık işte teknolojinin daha tabana yayılmasıyla beraber artık inanın hastanelerimizin, ofislerimizin teknik eksiklikleri de oradakiler gibi Evet. kalmadı. Dolayısıyla gerçekten çok iyi tedavi ediyoruz. Kulağımızı açalım, farkında olalım. Bir de bizi davet ederseniz çok sevdik. Hep geliriz buraya yani, Bundan anlatırız zaten başka bizim şeyler. hayatımızda en büyük şansımız gerçekten öyle. Bundan Yani. sonra hep benimlesiniz. Sevgili meslektaşım, ben de çok sevindim sizinle de tanışma. Dediğim gibi her şeyde getirip lisan-ı münasiple uzman olduğumuz konularda burada bilgi vermekten onur ve gurur duyarız. Çok mutlu Ben oluruz. teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Benim... Sağlıkta Nefeste bu haftanın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.